arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tanıtmak istediğim kitap José Saramago'nun Körlük isimli kitabı. Uzun bir süredir aslında anlatmayı düşündüğüm bir kitaptı ama malum koşullardan ötürü yeni fırsat bulabildim. Öncelikle Saramago ile ilgili birkaç bilgi vereceğim size. Saramago 1922 yılında Portekiz'de doğmuş ve 2010 yılında vefat etmiş bir yazar. Aslında dünya edebiyatında çok ciddi olarak tanınan bir isim. 1998 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi aynı zamanda. José Saramago ilk kitabını 25 yaşındayken yazmış. Bu Günah Ülkesi isimli kitabı. Ve daha sonra 20 yıl boyunca yazım hayatına ara vermiş. Ve yani 20 ya da 21 yıl sonra 1966 yılında da bazı şiirlerle edebiyat hayatına devam etmiş. 1991 yılında da İsa'ya göre İncil kitabında da Tanrı ve Şeytan'ın rollerini değiştirerek yazdığı bu kitabından ötürü kilise tarafından aforoz edilmiş. Elimdeki kitap Saramago'nun Körlük kitabı da 1995 yılında yazmış ve elimdeki basımın üstündeki üst yazıda gördüğünüz gibi 98'e Nobel Edebiyat Ödülü almış bir kitap. Körlük aslında üzerine uzun süre konuşulması gereken bir kitap bana soracak olursanız. Ondan da şöyle bahsedebilirim ben size. Bu kitapla ilgili aslında en ilginç nokta Saramago'nun bu kitabında nokta ve virgül haricinde hiçbir noktalama işareti kullanmamış olması. Kitabı ilk okumaya başladığımda bayağı şaşırmıştım aslında. Çünkü biliyorsunuz ortaokul ve lise hayatında biz noktalama işaretlerinden özellikle sınavlarda çok canımız yandı. İşte eksik nokta, virgül, noktalı virgül, üstten ayırma, tırnak işareti gibi. Ama 98 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi koca Saramago bir nokta ve bir virgülle Nobel Edebiyat Ödülünü almış. Başlangıçta biraz yadırgıyorsunuz aslında. Ama daha sonra kitabın girdabına girdiğinizde bir şekilde alışıyorsunuz. Yani size batmamaya başlıyor ama ilk 20-30 sayfada diyalogları birbirinden ayırırken oldukça zorlandığımı ve sürekli geri okuma yaptığımı söyleyebilirim size. Tolstoy'un meşhur bir sözü vardır. Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar diye. Ya bir insan bir yolculuğa çıkar ya bir adam bir şehre gelir. Saramago'nun Körlük kitabı da şöyle başlıyor. Sarı ışık yandı. Öndeki arabalardan ikisi yayalar için kırmızı ışık yanmadan hızlanıp geçtiler. Yaya geçidindeki ışıkta küçük yeşil adam figürü belirdi. Beklemekte olan yayalar siyah asfaltın üzerine çekilmiş beyaz şeritlere basarak karşıya geçmeye başladılar. Bu kadar basit. Yani trafik ışığında bekleyen, arabasının içinde bekleyen bir adam. Hikaye birdenbire başlıyor. Yani bir ön giriş, işte bir çevre tasviri yok. Direkt romanın içinden başlıyorsunuz. Çocukluğumuzda bize şöyle söylerlerdi. Gerilim ya da korku filmlerinden daha fazla keyif almak istiyorsanız kendinizi kurbanın yerine koyun derlerdi. Hakikaten bazı filmlerde işe yaramıştı. Saramago'nun Körlük kitabını zaten ister istemez kendinizi hikayenin içinde buluyorsunuz. Körlükle ilgili aslında şöyle diyebilirim. Kitabın ilk ismini okuduğunuzda özellikle pandemi döneminde bu kitabın bir salgınla ilgili olduğunu ve gerçekten salgının insana veya insanlığa neler yapabileceğini düşünüp tasvir ediyor olabilirsin. Hakikaten kitap bir salgın kitabı ama vermiş olduğu mesajlar ya da içerdiği cümlelerle bunu basit bir pandemik durum olarak düşünmeyin. Körlük aslında çokça bireysel bir kitap. Yani çok öznel bir kitap bana soracak olursanız. Çünkü insanın temel ihtiyaçlarını gidermek için neler yapabileceğini ya da bir canlının ne kadar vahşileşebileceğini çok ciddi anlamda vurgulayarak anlatıyor. Kitabın bazı bölümlerinde gerçekten çok rahatsız edecek cümleler var. Çünkü Saramago birçok dünya klasikçisi de olduğu gibi gerçekten o kadar net anlatıyor ki hiç dolandırmadan, hiç uzatmadan. O anlattığı zaman yaşadığı yeri ya da kahramanların yaşadığı yeri, odayı, yattığı yatağı direkt gözünüz önüne getirebiliyorsunuz. Kitapta anlatılan bir yer de yok. Yani bir yer ismi geçmiyor. Bilinmeyen bir ülkede, bilinmeyen bir insan grubu korkunç bir durumla karşı karşıya aslında. Kitabın filmi de çekildi bu arada. Blindness orijinal ismiyle. Julianne Moore, Mark Ruffalo ve Danny Glover gibi önemli oyuncuların oynadığı bir film. Ben aslında birçok insan okuduğu kitabın filmini seyretmeyi çok tercih etmezler. Mutlaka bir eksiklik olduğunu düşünürler. Ben de tam tersini düşünüyorum aslında. Çünkü bazı görsel sahnelerin yazılı olandan daha farklı olduğunu düşünüyorum. Yani yönetmenin veya senaristin o kitabı uyarlarkenki hayal dünyası ile yazarınki bazen birbiriyle ters düşebiliyor ve
hem avantaj hem dezavantaj olabiliyor. Cümle biraz karışık gelmiş olabilir aslında ama şöyle söyleyeyim. Örneğin Yüzüklerin Efendisi'nin kitabını okurken ben kitaptan çok büyük keyif almış olmama rağmen aynı şekilde filminden de keyif aldım. Ama gerçekten veya gerçek anlamda şunu söyleyebilirim. Ne kadar iyi bir senarist ya da iyi bir uyarlama da olsa bence hiçbir zaman kitabın yerini tutmuyor. Çünkü bu kitap o kadar beni alıp götürdü ki, yani beni alıp götürdü derken hayal kurma alemine gidiyorum. O kadar hızlı ve meraklı okumaya başladım ki, yani hatta kitabın bir yerinde böyle okurken çalan bir kapıya da bir telefona şöyle baktığımı hatırlıyorum. Çünkü bırakmak istemiyorsunuz bir şekilde kitabı ama bırakmak istememekten kasıt da hani meşhur tabirler vardır işte sahil kitabı. Zaman geçireceğim, bana bir kitap lazım. Kesinlikle öyle bir kitap değil, onu baştan söyleyeyim. Çok güzel bir okuması var ama arada bahsettiğim gibi bazı rahatsız edici bölümlerin olduğunu açıkça söyleyebilirim. Örneğin filmini çocuğunuzla beraber izleyemezsiniz. Bundan bahsettiğim bir seksüel bir durum değil veya başka bir kırmızı noktalı sahneden bahsetmiyorum ama şiddetle ilgili çocuklarımızın görmemesi gereken bazı sahnelerin olduğu bir film. Zaten çocukların o sahneleri anlayacağı cümleleri bu kitapta var. Bu kitaba da biraz zamanları var diye düşünüyorum. Bunu aslında genel olarak Saramago'nun distopyası diyebiliriz. Şimdi distopya ne demek derseniz aslında distopya ulaşılması mümkün olmayan günümüzün ve çevresel koşulların ışığında gerçekleşmesi imkansız bir gelecek senaryosu diyelim. Yani ütopya, distopya kafanızı karıştırmayayım aslında. Bir Saramago distopyası ki distopya, fütürizler, fütürizmler, fütüristler birçok gelecek senaryosu, korkunç kıyamet senaryolarıyla ilgili kitaplar yazılıyor ama benim bu kitapla ilgili en büyük avantajım pandemi dönemine denk gelmesi. Okuma dönemi pandemiye denk geldi. Açıkçası biraz da özümseyerek okudum kitabı. Gerçekten bazı sahnelerde gülseniz de örnek veriyorum bu dönemde seyrettiğim hiçbir filmde körlükteki kadar keyif almadım. Çünkü içinde olduğumuz bir durum. Koronavirüsle ilgili olarak da ilk haberler gelmeye başladığında farkındaysanız eğer o kadar da değildir dediğimiz her şey tamamen gerçek oldu ve şu anda onlarla yaşıyoruz. Körlük içinde peşinden konuşmam gerekmiyor ama gene de sıkı kitap okuyucuların çok beğeneceği bir eser olarak düşünüyorum. Başka kitapla ilgili söyleyeceklerim şöyle söyleyeyim aslında. Önce kitabı da bir fiziki olarak tanıtayım aslında size. Elimdeki kitap Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden çıkmış. 4. basım. Işık Ergülen'in çevirisiyle sunuluyor ve başlangıçta da bahsettiğim gibi 98 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ki 1998 yılında çok ciddi satış rakamlarına ulaşmış ama şu sıralarda online kitap satış yapan internet sitelerinde veya kitap evlerinde körlük kitabını üst raflarda görebiliyoruz. Tabi bunun pandemik bir durum olduğunu yadırgamamak gerekiyor. Çünkü şu anda çok satan kitaplar içerisinde genelde salgın, hastalık, istilalar, dünyanın sonu, kıyamet, kehanetler gibi farklı konular var üst raflarda. Bununla ilgili bir eleştiri değil bu, kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Bu şekilde. Ancak körlük benim kütüphanemde uzun süredir var. Bir türlü fırsat bulamadığım bir kitaplardan biri aslında. Bir okuma listesi yaptığım zaman gündem çok sık değiştiği için ve kendime eksik hissettiğim konularda araştırma yapmaya devam ettiğim için körlük bir şekilde sona kalmış bir kitap ama asla unutulmuş kitap değil. Kitabın arka kapağında da son paragrafı okuyayım. Usta yazarın belki de en etkileyici yapıtı olan sinemaya uyarlanmış körlük, toplumsal yaşamın nasıl bir vahşete dönüşebileceğini müthiş bir incelikle gözler önüne sererken, insana dair son umut kırıntısında bir kadının tek başına örgütlediği dayanışma ve direniş örneğiyle sergileyen unutulmaz eserler arasında yerini almıştır. Burada filminde bahsedilen bu kadın Julianne Moore ki benim çok beğendiğim bir oyuncu, çok değerli filmleri de var. Oyunculuklar kesinlikle çok iyi, ona hiçbir eleştirim yok. Zaten büyük oyuncular var. Atmosferi çok beğendim, ışıkları çok beğendim. Diyaloglar doğal olarak güçlü. Elbette sinema uyarlamasıyla kitap arasında farklar olacaktır. Ben yine de başarılı bir film olduğunu düşünüyorum. Bunu izlenme sayılarına ya da gişe hasılatına bakmadan kitabı çok beğenen bir okur olarak söylüyorum size. Bundan sonra aslında bu kitabı okuyanların internet üzerindeki bazı tanıtım videolarında ya da arkadaşlarımla ettiğim sohbetlerde bu kitabından sonra Görmek kitabını tavsiye ediyorlar. Henüz o kitabı okumadım. Edinmedim de. Görmek kitabına sıra gelecek ama tabii şu anda okuma listemde başka kitaplar var. Önceliği olan başka kitaplar var. Saramago'nun farklı kitaplarını hep iyi şeyler söylüyorlar. Ama hiçbir zaman ben direkt eleştirilere, pozitif ya da negatif eleştirilere göre kitap almış birisi değilim. Genelde bir yazarla ilgili ön araştırma yaparak ve kitapla ilgili hem pozitif hem negatif eleştirileri okuyarak kütüphaneme
dahil etmeyi düşünüyorum. Bunu tercih ettim şu ana kadar. Kendi adıma da bu yönde güzel bir kütüphane oluşturduğumun kanaatindeyim. O yüzden Körlük kitabını ben size tavsiye ediyorum. Gerçekten bir çırpıda okunabilecek bir kitap. Ama tekrar söylüyorum, özellikle bayan takipçilerime, bazı cümleler veya yazarın kurguladığı bazı sahneler sizi ciddi anlamda rahatsız edecektir. Bu bir korkutma değil, sadece bir küçük bir ön uyarı. Ama okuyun. Bu kitap hem kütüphanenizde bulunsun hem de mutlaka okuyun. Gerçekten hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Kitabın kabağındaki bilmiyorum şu anda parlıyorum ama illüstrasyonla ilgili olarak da zaten filmini seyredince anlayacaksınız. Bir sonraki kitap tanıtımında görüşmek üzere.